Herkese selamlar. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Tonguç Akademi 10. sınıf tarih dersinizde karşınızdayız. Mükemmel bir konuyla karşınızda olacağız. Peki neyi ele alacağız dersek? Medrese, bilimsel hayat, halk kültürü ve bilimsel, kitabı kültürü ve fetviyle gelen dönüşümü ele alacağız arkadaşlar. Yani aslında Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar yönetici sınıfını, daha sonrasında arkadaşlar Osmanlı'daki önemli sanat noktalarını tek tek inceleyeceğiz. Şimdi hazırsan Kemerlerini bağla. Hız kesmeden başlayalım. Şimdi değerli arkadaşlar, dediğimiz gibi medrese, bilimsel hayat, halk kültürü ve kitabi kültürle fetihle gelen dönüşümü birlikte inceleyeceğiz. Yani konuda nelere inceleyeceğiz dersek Osmanlı devletinde yönetenler sınıfı yani seyfiye, ilmiye, kalemiye gibi sınıfları ele alacağız. Daha sonra halk kültürü ve kısıabi kültür, yani önemli bilim insanlarının Osmanlı'daki e, noktalarını inceleyeceğiz ve en son olarak da Osmanlı devletinde el sanatlarını birlikte inceleyeceğiz. Şimdi geldim arkadaşlar Osmanlı devletinde toplum yapısı nasıldı? Osmanlı devletinde toplum yapısı arkadaşlar İki büyük sınıfa ayrılmıştır. Yönetenler ve yönetilenler diye adlandıracağız. Yani şöyle düşünün. Yani bugünkü ülkemizdeki cumhurbaşkanı, milletvekilleri bir yöneten sınıfken biz ise çalışan grup, öğrenci grup ise yönetilen bir sınıf olacak. Nitekim Osmanlı da bunu bu şekilde ayarlamış. Baktığımda arkadaşlar birincisi saltanat ve beratıyla padişahın dini ya da idari etki tanıdığı kişilerden oluşan yönetenler sınıfı Arkadaşlar kimdir diye soracak olursam arkadaşlar yönetici ne diyorsunuz hemen şu kalemi değiştireyim yönetici ne diyoruz sınıf diyeceksiniz. Geldim idareye katılmayan muhtelif din ve soylara mensup arkadaşlar zümrelere ise riaya yani halk olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Peki Osmanlı Devleti yönetici sınıfını kaça ayırmış? Osmanlı Devleti yönetici sınıfını 3 kısma ayırıyor. Seyfiye, ilmiye ve kalimiye sınıfı olarak adlandıracaksınız. Seyfiye sınıfı dediğim zaman elime kılıcı aldım. Allah Allah yönettim dedim. Yani aslında nasıl bir sınıftır dersek askeri bir sınıf. Yani idari bir sınıf olarak alacaksın. Seyfiye sefere çıktım. Mantığı buradan kurabilirsin arkadaşlar. Yani aslında diğer isimle kılıç ehli sınıf diye adlandıracağız. Peki bunların içerisinde kimler var? Şimdi biliyorsunuz ki Ülkenin tök, tek söz sahibi padişah. Padişahtan sonra kim geliyor? Tabii ki veziri azam yani sadrazam. O zaman yönetici bir sınıf. O zaman seyfiye sınıfıysa ehli bir kılıç ehli bir adamdır. Yani hangi sınıfın içine girecek? Seyfiye sınıfının içine girecek diyeceksiniz. Geldim yine arkadaşlar. Unutmayacaksınız başka kimlerden bahsedeceğiz? Kubbe altı vezirleri. Şimdi ben niye kubbe altı vezirleri diye adlandırdım? Çünkü Topkapı Sarayı'nda kubbe diye adlandırdığım bölgede toplandıkları için bunlara kubbe altı vezirleri denmiştir. Geldim de neye? devam ettim? Yeniçeri Ağası. Aslında Yeniçeri Ağası neyden sorumludur arkadaşlar? İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Ve divanda alınan kararların kime bildirir? Yeniçerilere bildirmekte görevlidir. Ama kılıç ehli bir sınıftır. Geldim o zaman şunu da söyleyebilir misiniz? Kaptanı Derya da kılıç ehli sınıfının içine ne yapmaktadır? Girmektedir. Geldim devam ettim. Bu sefer Taşlı'ya döndüm. Yani merkezi bıraktım. Taşlı'daki Seyfiye sınıfı kim oldu? Beylerbeyi. E hocam diyeceksiniz ki Beylerbeyi kim? Beylerbeyi arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki eyaletin başındaki kişilere Beylerbeyi adına yapılmaktadır, verilmektedir. Hatta Osmanlı Devleti'nin arkadaşlar ilk Beylerbeyi Lala Şahin Paşa'dır. Geldim devam ettim. Daha sonrasında Eyaletin bir tık küçüğü olarak adlandırdığım sancaklardaki yönetici sınıf ise kimdir dersek sancak beyi diyeceksiniz. Bunlar kimin başında yer alır arkadaşlar? Seyfi yani kılıç ehlinin başında yer alan görevliler olarak ne yapmaktayız bilmekteyiz. Geldim kılıç ehlini bıraktım. Kalem ehli sınıfı yani kalemiye diye adlandırdığım sınıftan bahsedeceğiz. Bunlar biraz daha eğitimci biraz daha sofu bir sınıf. Niye böyle bir şey söyledim? Bunlar hem eğitimle alakalı olacak hem de dinsel faktörlerle alakalı olan sınıf olarak bileceksiniz. Yani devletin arkadaşlar yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu sınıftır. Daha yine bunu bir şey söyledim. Aklım. İlmiye sınıfını ilimden geldi ee, o yüzden hemen düzeltelim onu. Şimdi aklınıza şu gelecek arkadaşlar diplomat sınıf diyeceksiniz. Yani diplomat sınıf dediğim zaman devletin yazışmalarını yapacak, devletin arkadaşlar noktalarına unsurlarına el sokacak insanlardan bahsedeceksiniz, maliyesinden bahsedeceğiz. Peki devletin yazışmalarından ve mali işlerinden ve divana katılanlar kimlerdir diye adlandırdığımda ilk olarak arkadaşlar aklımıza defterdar gelecek. Bugün ülkemizde de, de defterdarlık makamı vardır. Devletin mali işlerinden nedir? Sorumludur. O zaman demek ki Osmanlı Devleti'ndeki defterdar devletin her türlü mali işlerinden nedir? Sorumludur. Geldim nişancıdan bahsedeceğiz. Peki nişancı dediğiniz kişi ne yapmakta? Devletin iç ve dış yazışmalarından sorumludur. Padişahın tuğrasını taşır. Yani tuğra demek imzasını taşımaktadır. Geldim 17. yüzyıldan sonra 18. yüzyıla doğru yola çıktığımızda Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiş ve Avrupa'da hızlı bir şekilde diplomasi trafiği kurmaya başlamıştır. Ve bir sınıf ortaya çıkmaya başlayacak. Peki bu sınıf hangisidir dersem reisül küttab sınıfı. Yani dış işlerden sorumlu sınıf olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Yine arkadaşlar e, taşların içerisinde ise katipler ve memurlar da e, kalem ehli yani kalemiye sınıfının içine ne yapmaktadır? Girmektedir diyeceğiz. Geldim. Peki ilmiye sınıfı. Daha önce söylediğimiz gibi bir sofu sınıf. Eğitimden sorumlu bir sınıf. Adaletten sorumlu bir sınıf. Şimdi ilk baktığımızda arkadaşlar medreselerde yetişen ulema denilen kişilerden oluşmuştur. Mesela ilk olarak arkadaşlar kimden bahsedeceksiniz? Kaz askerden bahsedeceğim. Kaz asker. Soru da hocan sana sordu. Dedi ki ilmiye sınıfındaki kalemiye sınıfın pardon ilmiye sınıfındaki kaz asker ne iş yapar dedi. Divanda arkadaşlar hem adaletten hem de neyden sorumludur? Eğitimden sorumludur. Yani taşralara kadı atamasını ve medreselere müderris atamasından sorumludur. Yani bugünkü hem Adalet Bakanı'dır hem Milli Eğitim Bakanı'dır diye düşüneceksiniz. Geldim Şeyhül İslam. Peki şeyhülislam ne iş yapar? Divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetler. Eğer uygunsa bununla ilgili fetva yayınlar ve divana katılır. Aynı zamanda geldim arkadaşlar taşrada kimler var? Kadılar var. Müezzinler var. İmamlar var. Bunlar da ise hangi sınıfın içinde yer alacak? İlmiye sınıfının içinde ne yapmıştır? Yer almıştır diyeceksiniz. Şimdi unutma Burası arkadaşlar genelde Enderun Mektebi'nde yetişir. Daha sonrasında burada ise arkadaşlar medrese kültürünü göreceğiz ve genelde yana Enderun Mektebi'nden çıkışlı da olacak. Ama burası kesin olarak arkadaşlar medrese neye olacak? Çıkışlı olacak diyeceğiz. Şimdi gelelim tek tek açalım. Şimdi peki arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde bu kadar bir sınıfın oluşması nasıl gerçekleşti? Tek tek ilklerde kimler var? bunlardan bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese Orhan Gazi döneminde açılıyor. Aslında bir nevi Osmanlı'nın imar faaliyetleri Orhan Gazi döneminde başlamış. İlk cami, ilk arkadaşlar saray, ilk medrese Orhan Gazi döneminde açılıyor. Peki Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi neresidir dersi arkadaşlar? Orhaniye neyi diyeceğiz? Medresesi olarak ne yapmaktasınız? Bilmektesiniz. Peki siz medreseyi kurdunuz. Medrese iyi bir hoca da lazım. Geldik sana soru geldi. Dedi ki medreseye atanan ilk müderris yani öğretmen kimdir sorusu sorulduğunda aklına şu gelecek. Davudi arkadaşlar Kayseri yani Osmanlı Devleti'nin ilk neymiş müderrisi olarak bileceksiniz. Osmanlı Devleti bu dönemde eğitime önem vermeye başladı ve Osmanlı Devleti'nin eğitim sisteminin tap noktasına ulaştığı ve bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temellerinin oluştuğu bir medrese kurulacak. Peki nedir bu medrese? Sahne Seman Medreseleri. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'a açılmış devasa en önemli okullardan bir tanesi. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise Süleymaniye Medreseleri açılacak ve devlet eğitim sistemine bu dönemde aşırı derecede ne yapmıştır? Önem verdi diyeceksiniz. Yine geldik arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin yine adalete önem verecek. Ama bu adalet devletin ilk kurulma aşamasında gerçekleşiyor. Çünkü düşünsenize siz devlet olarak Osmanlı'nın ilk parasını vermişsiniz. Bakır parası Osman Gazi döneminde. Daha sonrasında yine siz bunu Osmanlı Devleti'nde ilk vergi olarak baş vergisi olarak geri almışsınız. Aslında arada neyi sağlamanız lazım? Adaleti sağlamanız gerekiyor. Peki Osmanlı Devleti'nde ve İslam dünyasında adaleti sağlayanlara ne deniyor dersek kadı diyeceğiz. Peki Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı kimdir diye adlandırılsa aklına dur be kadın diyeceğim. Aa hocam diyeceksiniz dur be kadın ne? Aslında bu sizin için bir kod. Unutmuyorsunuz arkadaşlar. Dursun Faki Osmanlı Devleti'nin ilk neyi diyeceğiz? Kadısı olarak ne yapmaktasınız? Bilmektesin. Yani hocam sana yazılı da çat diye sordu. Dedi ki Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı kim dedi? Dur be kadın dedim. Dur be kadın. Dursun Fakih, Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı olarak aklına ne yapsın abi gelsin diyeceksin. Hocan da sana böyle kocaman bir aferimi ne yapacak yapıştıracak. Geldim arkadaşlar tabii ki ilim sınıfı bu kadar eğitime önem verdiyseniz eğitimin içerisinde de önemli insanları çıkartmaya başlatmışsınızdır. Fatih Sultan Mehmet bir diğer konumuzda göreceğiz. İstanbul'u fethettiğinde mükemmel bir akıl hocası vardı. Peki kimdi bu akıl hocası? Akşemseddin Akşemsettin Ak arkadaşlar mükemmel bir karaktere sahip ve önemli bir arkadaşlar eğitimci bir kişi. Aslen arkadaşlar Şemsettin Mehmet olan Akşemsettin Şam'da doğmuştur. Teni, teni beyaz olduğu için Akşemsettin olarak bilinmektedir. Yani Şemsettin beyaz bir vücudun var. Akşemsettin diye anılmaya başlamış. Yine Akşemsettin Türk siyasi ve ilim tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Fatih Sultan Mehmet de birlikte aslında ilmiye sınıfı yani sofu sınıf bir tık daha ön plana ne yapmaya başlayacak? Çıkmaya başlayacak. Bir nevi ordunun manevi gücünü arttırmış fetih sırasında. E ne yapmış hocam da manevi gücü arttırmış? Hemen o arkadaşlar bilgisizliği giderelim. Ne yapalım? Söyleyelim hemen. Şu gelsin aklınıza. Fatih Sultan Mehmet çadırına kapanmıştır. İstanbul'un fethi uzamıştır. Ve tabii ki zamanın geçmesiyle birlikte ve orayı alamazsanız ister isteriz ordunun morali bozulur. Mehmet arkadaşlar çadırına kapattıktan sonra Akşemsettin çadırına girer. Ne oldu Mehmet der. Hoca hala İstanbul'u alamadım. Bilmiyorum ne yapacağım der. O da gel benimle diyecek. İki askeri de yanına alırlar arkadaşlar. Bir yeri işaret eder. Kazın burayı. Abi kazarlar. Eyüp el Ensari. Yani tabiri caizse bugün sizin bildiğiniz kişi Eyüp Sultan'ın mezarını bulur. Eyüp Sultan İstanbul kuşatmasında Emeviler döneminde vefat etmiş, şehit düşmüş önemli bir İslam komutanı. Peki siz bunun mezarını bulmanız demek ne demektir? Osmanlı Devleti'nde ve ordunun moral gücünün yükselmesi anlamına gelecek. Nitekim de ordunun morali yükselmiştir. Ama Akşemseddin bu dönemde Fatih Sultan Mehmet peygamber efendimizin Medine'yi fethettiği gibi pardon Mekke'yi fethettiği gibi arkadaşlar beyazlar içinde İstanbul'a girer. Ve İstanbul'a girdikten sonra Ayasofya'da halka şunu söyler. Ey halkım ben sizin Kaiser Rum'unuzum. Yani Roma'nın veliahtıyım. Dininizi istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. Lakin Ayasofya bedel olarak kilise kilise değil artık cami olacaktır. Artık cami Ayasofya'da ilk cuma namazı kılınacaktır. Bu cuma namazında da birinin hutbe okuması gerekir. O ise Fatih'in şanlı akıl hocası Akşemseddin olacaktır. Akşemseddin fetihten sonra Ayasofya'da arkadaşlar kılınan ilk cuma namazında hutbeyi ne yapmıştır? okumuştur. Yine tabii ki arkadaşlar bir ilim sınıfına sahip bir kişi olmasının yanı sıra eğitime de önem veren bir adam. Hastalıkları nedenini açıklayan Akşemseddin'e göre hastalıklar kalıtımsal olan mikrop yoluyla arkadaşlar geçtiğini ne yapmıştır bize anlatmıştır diyeceğiz. Geldim matematik ustadı yine Fatih'le gelen bir dönüşüm. Semerkant'tan gelecek önemli bir bilim insanı Ali Kuşçu arkadaşlar. Ünlü Türk Sultanı arkadaşlar Ulu Bey Doğancı olduğu için ailesi ona Kuşçu lakabını ne yapmıştır verecek. Küçük yaştan itibaren matematik ve gök bilimine önem verecek arkadaşlar. E, nitekim Ali Kuşçu Semerkant'ta devrin en büyük bilim adamları olan Kadızade Rumi Gıyasettin Cemşit El Kaşi ve Ulu Bey'den matematik ve gök bilimi dersleri alacak. Mehmet İstanbul'un Rönesans dönemi yaşamasını istiyordu. O yüzden de Ali Kuşçu'yu İstanbul'a davet etti ve İstanbul'da arkadaşlar Ali Kuşçu önemli bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi. Ne yaptı peki? İstanbul'un enlem ve boylamını belirlemek için çalışmalar yapmış ve günümüzde kabul eden değerlere yaklaşık bir değer ne yapmıştır? Bulmuştur Ali Kuşçu diyeceğiz. Geldim devam ettim. Ulu Bey, Zici Ulu Bey arkadaşlar. Niye Zici Ulu Bey? Aslında Muhammed Tarao'a olan Ulu Bey arkadaşlar Timur'un torunu olarak bilinecek. Devlet adamlığının ziyade bilimsel çalışmalarıyla ön plana çıkan bir karaktere sahip. Özellikle matematik ve gök bilimleriyle ilgilenen Ulu Bey, Semerkant Medresesini kuracak ve devrin en büyük rastlatanesi olan Semerkant Gözlem Evi'ni ne yapmıştır? Yaptırmıştır. Şimdi gök bilim kataloğunda arkadaşlar bir yıldız buluyor ve bu yıldızın adı Zici Ulubey olarak ne yapılmakta bilinmektedir arkadaşlar. Yine e, bu dönemde 17. yüzyılda İngiltere'de Gravniç Gözlem Evi'nde arkadaşlar kuran Jev Fawcett arkadaşlar. Britanya Gök Bilimi Tarihi adlı eserini hazırlarken Zici Ulubey'in arkadaşlar ne yapmıştır yararlanacak. Bakın yani Avrupa'ya bile bilimsel anlamda önem ne yapmıştır Ulubey vermiştir diyorsunuz. Peki geldik arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde halk kültürü ve halk kültürünün yanı sıra oluşan kitabı kültür nasıldı? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar kuruluş döneminde ortaya çıkan sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri Türkiye Selçuklu ve Beylikler döneminde kültür dünyasına benzerlik gösterdi. Niye böyle bir şey söyledik? Çünkü aslında bir nevi Osmanlı ilk etapta kendisini Selçuklu Devleti'nin bir devamı niteliğinde saydı. Çünkü biliyorsunuz ki bugün 16 tane 17 tane Türk devletimizi gururlanarak anlatıyoruz ve aslında hepsi birbirinin devamıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti de aslında Osman'ın devamı niteliğindedir. Bu dönemde tabii ki önemli kavramlar ortaya çıkacak ve padişahlar arkadaşlar mükemmel bir siyasetçi olmalarının yanı sıra edebiyatta da ilgilenecekler. İlk bulmam gereken bir unsur var. Dedik ki Osmanlı Devleti kurulduğundan itibaren eğitime önem verdi dedik. Birinci Murat döneminde arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Bursa'da kurulduğu ifade edilen ilk kütüphane açılıyor. Ve aynı zamanda da ilk saray kütüphanesi olarak da ne yapılmaktadır burası nitelendirmektedir diyeceğiz. Yani demek ki Murat'la birlikte arkadaşlar eğitimin ön plana çıktığını ne yapmaya başlıyoruz görmeye başlayacağız. Ama Osmanlı Devleti öyle bir eğitim sistemi temelleri oluşturmuş ki yıkılana kadar neredeyse mükemmel bir eğitim sistemi devam etmiş. 18. yüzyılın sonundan itibaren batılaşma ve çağdaşlaşma hareketleriyle birlikte arkadaşlar Darülfunun yani aslında Osmanlı Devleti'nin ilk üniversitesi bugün İstanbul Üniversitesi'nin temellerini oluşturacak. Yine hendesane Batı tarzı arkadaşlar ne oluşturacaksınız? kurmay subaylar yetiştirmeye başlayacaksınız. Yine mühendisane önemli arkadaşlar mühendisler yetiştirmeye başlayacaksınız. Muallimhane yani önemli öğretmenler Tonguç gibi öğretmenler yetiştirmeye başlayacaksınız. Ve tabii ki kütüphaneler açılmaya başlayacak. Şimdi unutmuyorsunuz bir bilmem gereken bir unsur var. Fatih kendi kurduğu saray kütüphaneleri dışında ülkenin çeşitli şehirlerinde yaptırılan külliye, cam ve medreselerin içerisinde çok sayıda kütüphane kurmuştur. Ha, çünkü unutmayın bu dönemde arkadaşlar Fatih çok ama çok modern bir karaktere sahip. Yani aslında Avrupa'da arkadaşlar Rönesans'ı yapmıştır takip edecek. Bu kadar da bilgili bir adam. Yavuz Sultan Selim ise bilim, kültür, sanat ve eğitim alanlarında önemli merkezler olan Urfa, Kahire, İskenderiye, Halep, Kudüs ve Şam'da kültür ve sanat eserlerini İstanbul'a getirecek. Yani aslında bu nevi hem bir doğu hem de bir batı sentezini görmeye başlayacağız. Bu yüzden de Osmanlı Devleti Farsça, Arapça ve Türkçe gibi unsurların karmaşasıyla mükemmel bir kültürel zenginliğe ne yapacak? Ulaşacak diyeceğiz. Şimdi geldim 2. Murat. Şimdi 2. Murat bizim için önemi nedir dersek? 2. Murat arkadaşlar döneminde alimler Türkçe eser yazmaya konusunda teşvik edilmiştir. Şimdi edebiyatta belki işleyeceksiniz. Edebiyat hocamız anlatacak arkadaşlar. Ee, Anadolu'nun Türkçeleşmesinde önemli bir katkısı sunan kişi var. Kimdir dersek? Aşık Paşa'nın yazdığı Garibname adlı eser bu teşviklerin bir neticesi olarak kabul edilmektedir. Bugün arkadaşlar Aşık Paşa e, Kırşehir bölgesinde yaşamış ve bugünkü mezarı da nerede yer almaktadır? Kırşehir'de yer almaktadır diyeceksiniz. Ve Anadolu'daki Türkçeleşmeye önem veren önemli kişiler içerisinde ne yapmaktadır Aşık Paşa? Yer almaktadır diyeceğiz. Geldim. Yine tabii ki arkadaşlar Osmanlı padişahları içerisinde 2-3 tanesi divan sahibi, 12 tanesi hattat, 8 tanesi müzisyen ve bestekardır. Yani baktığımız zaman Osmanlı padişahları hem edebiyata, hem sanata, hem resime, hem felsefeye ne yapmışlar? Önem vermişler. Bunun aslında en mükemmel adamlarından birisi kimdir biliyor musunuz? Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Fatih Sultan Mehmet Han yedi tane dil bilen Aynı zamanda mükemmel bir avni mahlaslarıyla şiirler yazan Mühendis ve mükemmel bir komutandır Yine nitekim arkadaşlar ikinci Murat Oğlu öldükten sonra biraz durgunlaşarak Muradi mahlaslarıyla şiirler yazan bir karaktere sahip Yine resimlerle ilgilenen değişik sanatlarda bilgisi olan ilim ve eser yazanlar var Peki bunlar kimler? Bunlara bakalım birlikte. Şair sultanlardan bahsedeceğiz. İkinci Murat, Muradi mahlasıyla yer alacak. Avni dediler bana. İstanbul'un içerisinde gördüm seni. İstanbul öyle bir yerdi ki bakmaya kıyamıyordum uzaktan. El gibiydi. Ama bir gün alacağımı biliyordum. Avni dediler bana. Gün batımında boğazı izlemek vardı. Avni olarak. Avniydi. Bir gün o İstanbul'un aşkıyla yanıp tutuşacaktım. İşte Avni mahlasıyla Fatih Sultan Mehmet şiirler yazacak. Adli mahlasıyla arkadaşlar, ikinci Beyazıt ise eserlerini sunmuştur. Yavuz Sultan Selim'in internetten araştırıp bakabilirsiniz. Öyle bir arkadaşlar şiir yazıyor ki, baştan aşağı böyle okuduğunuz zaman şiir tamamen aynı şekilde yazılmış şekilde göreceksiniz. Mükemmel bir zeka, mükemmel bir edebiyat. Nitekim Yavuz Sultan Selim de Selimi mahlasıyla şiirler yazmıştır. Daha sonrasında ise Grande Türk <laughs> ya da tabi caizse Kanuni Sultan Süleyman arkadaşlar. O da şiirlere önem vermiş ve o da Muhibi mahlaslarıyla tabii ki sizin bazen televizyonlarda gördüğünüz arkadaşlar kimlere diye adlandıracaksınız. Ee, onun mükemmel sevdiği bir kadın var arkadaşlar. Ee, ona şiirler yazıyor tabii ki ...Muhibbi Mahlaslarıyla diye adlandıracağız. Tabii ki kimdi? Hürrem Sultan. Şimdi sizin edebiyatınız, Türkçeniz gelişmeye başladı. E peki Osmanlı Devleti'nde el sanatları gelişmeye de başladı mı? Evet gelişmeye başladı. Yalnız hemen bir tane parantez açacağım arkadaşlar. Osmanlı devletinde unutmuyorsunuz resim ve heykel çok fazla ne yapmıyor? Gelişmemiştir. Niye böyle bir şey söyledim? Arkadaşlar çünkü Hz. Muhammed arkadaşlar Mekke şehrini fethettiğinde İslam dünyasına iki şeyi yasakladı. Bir resim, bir de heykel. Çünkü niye? o dönemin şartlarına göre arkadaşlar putperestlik inancından dolayı yine bu insanlar tekrardan puta tapabilir. noktasıyla arkadaşlar resim ve heykeli ne yapıyor? Yasaklıyor. Ama unutma o dönem şartlarından dolayı. Ama insanlar o dönem içerisinde bunu biraz benimsemişler e, ve arkadaşlar biraz resim ve heykele biraz daha farklı gözle bakmaya başlamışlardır. Yani günümüzde tabii ki resim ve heykelin evlerde olması puta taptığı anlamına mı gelmektedir? Hayır. Böyle bir yasak söz konusu değildir arkadaşlar. Ama Osmanlı Devleti'nde el sanatları çok güzel bir şekilde gelişmeye başlıyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Türkler yaşam tarzından dolayı dokumacılığa hep önem vermişlerdir. Nitekim Osmanlı Devleti'nde de dokumacılık sanatı hızlı bir şekilde ne yapmaya başlayacak? Gelişmeye başlıyor. Dokumacılık Osmanlı Devleti'nde gerek artan nüfusun, gerek sarayın arkadaşlar, ordunun ihtiyaçlarına cevap vermek için hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunun en güzel noktası Bursa'da gelişmiş. Çünkü Bursa'da ipek kuş, ipek arkadaşlar önemli bir unsur olmaya başlıyor. Yünlü kumaşlar, ipekten arkadaşlar eşyalar yapılmaya başlayacak ve her cins... Ee, Dokuma unsurları üretilmeye başlıyor. Öyle ki İtalya'dan, Floransa'dan, Fransa'dan, Avrupa'dan, doğudan birçok insan Bursa'ya arkadaşlar dokuma ürünlerini almak için ne yapmıştır? Gelmeye başlayacak. Geldim ahşap işletmeciliğin. Ya bugün bir çok tarihi cami gezdinizde, işte atıyorum Sultan Ahmet'i gezdinizde ya da arkadaşlar Topkapı Sarayı'nı gezdinizde, burada ise ağaçların yani Ahşap işletmeciliğinin çok mükemmel bir şekilde sanata dönüştüğünü görürsünüz. Nasıl? Ahşap işletmeciliği Osmanlı devrinde daha ziyade geometrik yıldız motifleriyle ve piltici ve sedep kaplamaları olarak yapılmıştır. Şimdi yıldız motifleri aslında Selçuklu'dan gelir oradan alınarak arkadaşlar işlenmeye devam eden bir unsur olmaya başlayacak. Yine süslemelerde yazı hemen hemen hiç görülmeyecek şekildedir. Burada görselde de nitekim görüyorsunuz arkadaşlar. Mükemmel bir sanat eseri var burada. Şimdi birinci Ahmet ise arkadaşlar Sedef kaplamalı Furuize, Yakut ve Zümrüt taşlarıyla sü süslü tahtı başlı olmak üzere Kur'an muhafızları, rahleler ve minberler gibi nadide eserleri dünya müzelerinin en kıymetli koleksiyonları içinde yer alır. 1. Ahmet'te yani ahşap iş içerisinde gelişmiş bir önemli Osmanlı padişahıdır. Geldim Çin'i sanatı. Bugün her camiye gidin. Her caminin arkadaşlar minberinde siz bu güzel Çin'i eserini görmektesiniz. Tabii ki Çin'i dediğim zaman aklımızda mükemmel bir şehir olan Kütahya gelir. Buradan da Kütahya'dan izleyen insanlar arkadaşlar selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi Çin'i satın Selçuklu döneminde gelişmeye başlayacak. Osmanlılar ise Çin'i devam ettirmeye başlıyorlar. İznik'te bir Çin'i merkezi kursalardı arkadaşlar. Bu dönemde bir duraklama yaşanıyor. Ama Osmanlı devletinde İznik ve Kütahya'dan sonra... Bursa, Edirne, İstanbul'da önemli çini merkezleri kurulmuş. Bu çini merkezlerinde genelde unutmuyorsunuz lale motifi en önemli unsur olarak ne yapılmakta bilinmektedir. Ya bugün camilerin hepsine gidersiniz, çok rahat bir şekilde bunları görebilirsiniz. Geldim hat sanatına. Yani aslında benim beceremediğim ama sizin becerdiniz güzel yazı yazma sanatı. Osmanlı Devleti'nde hat yazıyı estetik ölçülere bağlı kalarak güzel bir şekilde yazma sanatıdır. İslamiyet dini yapılarda resim bulunmasını uygun görmediği için bunun yerine yazı sanatı yani hat oluşturmuştur. Bazen böyle Ramazan aylarında görürsünüz işte belli başlı yerlerde böyle panayırlar falan kurulur orada güzel şekilde isimlerinizi yazarlar. İşte çok estetiktir. Nitekin Kur'an-ı Kerim de bu şekilde yazılmaya devam eder. Hat sanatıyla birlikte. Yani hatı gördüğünüz zaman güzel yazı yazma sanatı olarak ne yapmaktasınız bilmeniz gerekmekte. Şimdi geldim soruya, sorularımıza bakalım. Osmanlı Devleti'nde yönetici sınıf kaç ayrılmaktadır? Bir mi? İki mi? Üç mü? Tabii ki kaç diyeceksiniz? Üç diyeceğim. Abi ilk olarak hangisini diyeceksiniz? Yani Seyfiye. Daha sonrasında geldim. Kalemiye ve son olarak da arkadaşlar ilmiye sınıfı olarak üç kısma ayırdım. Seyfiye sınıfı dediğim zaman gel, aklına vezir azam, sadrazam, yeniçeri ağası, beylerbeyi, sancakbeyi gibi unsurlar gelsin. Kalemiye sınıfı dediğim zaman da aklınıza eli arkadaşlar kalem tutan diplomatik sınıf. İşte nişancı, reisül küttab, defterdar gibi unsurlar gelecek. Daha sonrasında ilmiye sınıfı dediğim zaman İslam kazasker gibi kavramlar gelecek. Şimdi geldim bir diğer sorumuza. Osmanlı'da padişahtan sonra en yetkili ve İstanbul'un genel işlerinden sorumlu kimdir diye sorduğunda padişah yok. O zaman kim var? Vezir-i Azam ya da Sadrazam diyeceksiniz. Sadrazamı unutmuyorsunuz. Sadrazam bir nevi de aslında İstanbul neyi diyebiliriz günümüzde? Valisi olarak ne yapılmakta bilinmekte. Çünkü İstanbul'un Genel işlerinden nedir? sorumludur diyoruz. Geldim. Avni Mahlası ile bilinen Osmanlı padişahı kimdir? Sesinizi duyar gibiyim. 21 yaşındaki bir delikanlı İstanbul'u fethetti. Kimdi? Tabii ki arkadaşlar Fatih Sultan arkadaşlar Mehmet Han diyeceğiz. Eyaletlerin başındaki görevli kimdir? Tabii ki bunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Eyaletin başındaki görevli ise ne diyorsunuz? Beyler beyi olarak ne yapmaktayım bilmekteyim. Bunu eyalet değil de sancak deseydim bu sefer de ne beyi derdiniz? Sancak beyi olarak ne yapacağız? Bileceksiniz. Eğitim ve adaletten sorumlu yönetici sınıf kimdir derse aklınıza arkadaşlar kim gelsin? Kaz asker olarak ne yapacağım? Bileceğim. Şimdi geldim. Bir diğer sorumuza. İstanbul'un enlem ve boylamını belirlemek için de çalışmalar yapan ve günümüzde kabul edilen değerde yaklaşık bir değer bulan bilim adamı kimdir diye sorduğunda aklınıza arkadaşlar kim gelecek? Tabii ki matematikte ve gök biliminde gelişmiş bir adam. Aklınıza gelsin. Fatih hatta alıyor getiriyor arkadaşlar. Kim peki bu dersek aklınıza Ali ne diyeceksiniz? Kuşçu. Ne yapsın? gelsin diyeceğiz. Evet değerli arkadaşlar bugün güzel bir konuyla ne yaptık günümüzü sonlandıracağız. Şimdi tabii ki her zaman yapmadan önce size şimdi ödüllü sorumuza geçeceğiz ama öncesinde tabii ki 2-3 tane daha sorumuz var. Bunlara bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı kimdi? Dur be kadın. Bak kod gelsin aklına. Dur be kadın. Hemen kim gelecek arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı dursun. Ne diyorsunuz? Fakih olarak ne yapacağız? Bileceğiz. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi hangi padişah zamanında açılmıştır? Hemen koy buraya Orhan Gazi dönemi hatta medresenin adı neydi? Orhaniye neyi diyeceğiz? Medresesi olarak ne yapacaksınız? Bileceğiz. Peki Osmanlı Devleti'nde atanan ilk kadı kimdir arkadaşlar? Tabii ki hemen yine tekrar edelim dursun Faki. Ama ben soruyu değiştireceğim arkadaşlar. Soruyu şöyle yapalım. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı demeyelim de ilk neyi diyelim? Müderrisi diyelim. Peki ilk müderrisi sorsaydım aklına kim gelecekti? Tabii ki aklına gelen kişi şu gelecek. Davudi ne diyeceksin? Kayseri olarak ne yapacağız biz? Bileceğiz. Evet şimdi arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi bir ödülü sorumuza geliyoruz. Ödülü sorumuza arkadaşlar cevaplar kısmına ne yapacağız? bekleyeceğim. Evet değerli arkadaşlar güzel bir konuyu ele aldık. Osmanlı Devleti'ndeki el sanatlarını yine Osmanlı Devleti'ndeki arkadaşlar yönetici sınıfı olan Seyfiye, İlmiye ve Kalemiye sınıfını birlikte inceledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum.